Evet, şu anda bir ekiple çalışıyorum. Şimdi ekibin içerisinde işte bir doktor arkadaşım var. Sen varsın sonuçta. Ve doğum anı yaklaştığı zaman çok daha kendimi rahat ve özgür hissediyorum. Daha evvelden tek başıma bendim. Mesela bir tatil programı yapmıştım. Veya ciddi bir işim çıktığı zaman gebeye karşı kendimi çok sorumlu hissediyordum. Nasıl bunu ifade edeceğim, ne yapacağım, hangisi daha değerli? Bunların arasında gidip geliyordum. Şimdi ekiple çalışmanın böyle bir kolaylığı oldu. Baştan da zaten konuşuyoruz ekiple, yani sizi takip edeceğimizi. Ve dolayısıyla doğum anı geldiğinde herhangi bir şekilde kendi özelimle ilgili bir sorun çıktığı zaman da çok rahat olabiliyorum. Çok rahatlıkla gebeyim, sana devrediyorum. Sen bana devredebiliyorsun. Bu aynı zamanda bizim sonuçta gebeye yaklaşımlarımızı da çok değiştirdi. Çok daha rahatız. Zaman kısıtlaması altında kendimizi hissetmiyoruz. Gereksiz müdahaleler yapmak zorunda kendimizi hiç hissetmiyoruz. Ve bu güven de bence karşımızdakine de yansıyor diye düşünüyorum. Yansıyor. Zaten ilk geldiklerinde ilk aldıkları bilgi o oluyor ailelerin. Her ikimiz de geldiklerinde keşke siz doğum ekibiyle doğuracaklarsa kendilerini iki doktor, iki ebe, iki doğum psikoloğunu takip edeceğini biliyorlar. Şimdi bu bazı ailelerin evet alışık oldukları bir şey değil. Bir doktorun ona sürekli hizmet etmesini ve aynı kişinin 365 gün orada olmasını istiyor. Ama şu aileler şunu kabul etsinler, bu mümkün değil yani. Yani bir doktoru 365 gün sadece size özel hizmet verecek hale getirmeye kalkarsanız inanın bana istese de o doktor istemese de müdahale oranları artmak zorunda kalacaktır. Başka şansı yoktur, yoksa köleleştirmiş olursunuz. O yüzden keşke siz doğum bir çeşit ekip işi olması bir doktora özgürlük sağlar.